Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Hayırlı, uğurlu bir Eylül ayı olsun dileğiyle bir kez daha ben de ekranlara geri dönüş yapmış bulunmaktayım. Ahu Orakçıoğlu, çok özlemişim. Sıcak da bir gün, çok da sıcak dataların geldiği bir günde hayırlı bir başlangıç yapmayı umut ediyoruz. Herkesin işi, gücü sağlıkla gitsin umuyoruz. İlk yayın itibariyle tabii ki çok değerli, çok kıymetli biraz sanayicilere vakit ayırmak, hatta sanayicilerle, üreticilerle başlamayı arzu ettik. Biraz ekonomiyi konuşacağız. Önceliğimiz sanayide diyeceğiz. Çünkü en çok hayır ve uğur dileklerine ihtiyacı olan kesim herhalde sanayiciler, değil mi Ramazan Kaya? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir Eylül olsun inşallah. Nasıl geçti yaz? Yaz sıcak, çok sıcak geçiyor. Sıcaktı. Hala devam çok, ediyor çok, aslında çok, yaz ama. Evet. Sıcaklar devam ediyor. Umutlar sonbaharda mı? Ramazan Kaya. Umudumuz tabii ki her zaman var. Umutsuz var. Duruma kapılmıyoruz. Hayat ve yaşam devam ettiği müddetçe umudumuz devam edecek. Ama maalesef biraz önce dediğiniz gibi sanayici ve üretici olarak biraz zor zamanlar geçiriyoruz. Bu zor zamanların içinde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ciddi çalışmaların yanında değer üretmeye çalışıyoruz. Üreterek kazanmaya, ihracat yapmaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi biraz zor dönemlerden geçiyoruz. Şimdi bugün çok sıcak datalar geldi. Tabii onlarla birleştirerek sohbetimizi yapacağız Ramazan Bey. Öncelikli olarak büyümenin çok sınırlı gerçekleştiğini biliyoruz. Zaten çok büyüsün de istenmiyor bu sürdürülen ekonomi politikasında. Hem talep tarafında bir enflasyonda mücadele hedefi ve odağı var ve bir numaraya yerleşmiş durumda. Nitekim en büyük sıkıntıyı da sanayici açısından getiren konu zaten bu enflasyonla mücadele konusu en başta gelen. PMI de geldi. PMI'de bir kısa bir toparlanma var gibi görünüyor ama çok da değil. 47,2'ymiş geçtiğimiz ay. Ağustos'ta 47,8. Ama bizim hep beklentimiz olan 50 eşlik değerin altında gerçekleşiyor aylardır PMI. Dış ticaret rakamları az önce açıklandı Sayın Bakanımız tarafından. Burada da Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak ifade edildi Ağustos ayı. 22,1 milyar dolar olarak. Şimdi biz kafamız karışıyor. Böyle karışık datalar. Ne oluyor Ramazan Bey? Siz ne yaşıyorsunuz? Çünkü üretimi aslında şu günleri de gördük biz. En büyük desteği, en büyük katkıyı sağlayan sektör oldu sanayi sektörü. Sektör değil de yani alan oldu sanayi bir dönemde. Müthiş fırsatlar yakalandı ama ondan sonra ne olduysa bir anda işler başka bir yola doğru yuvarlanmaya başladı. Ne yaşıyorsunuz? Bize bir toparlayarak anlatır mısınız Ramazan Bey? Evet, açıkçası sabahtan beri ben de PMI verilerine baktım. Bizim hazır giyim tarafında PMI verileri 44,5, tekstil tarafında da 40,5 civarında. Ortalama 47 küsür gibi gözükse de hazır giyim tarafında 44,5 oldukça düşük bir rakamlar. Sabahleyin Ticaret Bakanımızın açıklamalarını ben de canlı olarak dinledim. Oradaki rakamlarımıza baktığım zaman ihracat anlamında %2 gibi bir artış, ithalatta da %10 gibi bir gerileme gözüküyor. Ama bizim sektörümüze geldiğimiz zaman, hazır giyim, konfeksiyon sektörüne geldiğimiz zaman ortalamalarda %11, geçen seneye göre ciro bazlı bir düşüşümüz var. Aşağı yukarı %15 adet bazlı bir düşüşümüz var. %3, %4 civarında da birim fiyat anlamında bir düşüşümüz var. Açıkçası son zamanlarda her zamanki söylemlerimizi yine söylemeye devam edeceğim. Biraz önce de söylediniz, ciddi bir şekilde maliyetlerle ve enflasyonla mücadele ediyoruz. Bu mücadele içinde de yaşadığımız sıkıntılar var. Hem ekonomik hem finansal ve finansal ulaşımın maliyetleri, finans maliyetleri gibi sanayici ve üretici olarak ciddi sıkıntılar içindeyiz. Geçen hafta şöyle bir başlık oluşturdu kendimize. Şu an üreterek çok ciddi zararlar içindeyiz. Belki de bir miktar bizim üretmememiz gerekiyor. Bununla ilgili de çalışmalar içine giriyoruz. O ne yani demek Ramazan Bey? Bir dakika, çok enteresan bir şey söylüyorsunuz. Yani bir miktar üretmemek ne demek? Yani o çarkların dönmemesi bir süreliğine mümkün mü Allah aşkına? Kağıt üzerine tabii ki mümkün değil ama şu anki bu işçilik maliyetleri, bu kur, bu enflasyon durumuna bakarak baktığımız zaman üreterek çok ciddi zararlar içinde olduğunu görüyoruz sektörün. Çünkü sektör şu an en büyük sıkıntısı finans ve evet. Finansa ulaşım ve finansın maliyeti açısından bu ulaşım olmadığı müddetçe üretmenin de bir anlamı yok. Çünkü zarar içinde oluyor sektör. Bunu ciddi düşünüyor mu sektör Sayın Kaya Başkanım? Tabii ki düşünüyor. Şundan dolayı düşünüyor. Bir yılda 65 bin, iki yılda 110 bin kişi istihdam çıkışı oldu. Ciddi firmalar kapandı. Hı hı. Eskiden krizler bir nebze bize
pozitif olarak, ayrımcılık olarak yaşıyorduk. Bu seneki yaşadığımız bu krizi negatif olarak yaşıyoruz. Ve sermayenin sınırlı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Biz şimdiye kadar sermayemizle, piyasa kredisiyle, finans dünyasının kredisiyle bu noktaya kadar geldik. Ama bundan sonra belki bir iki adım geri adım atarak daha ciddi disiplin altına girerek daha güçlenme yoluna girmemiz gerekiyor. Bu sebepten dolayı söylüyorum. Üreterek zarar etmektense bir iki adım geri adım atarak belki rakamlar bir nebze daha da geriye getirmek üzerine çalışmalar yapmamız gerekecek. Mesela bir örnek verir misiniz? Ne yapılabilir? Şimdi baktığımız zaman sanayi endeksi tekstilde 44,5 dediniz. 40,5 ne tarafta? 40,5? Tekstil 40,5, hazır giyim tarafında da 44,5. Yani bunlar zaten çok ciddi bir gerilemenin işareti. Tam durdurmaktan mı bahsediyorsunuz üretimi? Hayır. Tam durmaktan yoksa değil. Yoksa daha da aşağı çekmek. Belli dönemlerde işimizin olmadığı dönemlerde biz işimizi yürütmek adına bu istihdamı, bu emek yoğun sektörü devam ettirmek üzere çalışmalar yapıyorduk. Ama şunu görüyorum ki sektörde, hazır giyimde, üyelerimizde, ihracatçılarda, sanayici kısmında üreterek daha ciddi zararlar içine giriliyor. Evet. Bu zararlar da şu an için kompanse edilecek, yani karşılanacak durumu geçtik artık. %18, %20'nin son yıl içinde döviz artışına bakarsak, işçilik maliyetlerinin %75, %80 olduğunu düşünürsek, bu maliyetlerle bu işleri bu şekilde yapmanın çok doğru olmadığını zaten görebiliyoruz. Bu sebepten dolayı üreterek zarar ediyoruz. Bu zararın boyutunu şu an karşılayacak durumda değil sektör. Daha önceden piyasa kredisi ve banka kredileriyle bunu karşılayabiliyordunuz. Ama bugünkü bu faiz oranlarıyla ve finansa erişimsizlikle bunu karşılama şansımız yok. Evet, gerçekten gelinen nokta çok tarihi bir nokta. Türkiye açısından bu kadar kıymetli bir sektörün hani artık neredeyse yarım çalışalım, senenin 6 ayı üretelim, 6 ayı üretmeyelim gibi bir noktaya gelmiş olması gibi ben özetleyebilir miyim Ramazan Kaya? Ya tabii ki son zamanlarda baktığımız zaman işçilik maliyetleri, enflasyon, kur, pandemi sonrası tüketim alışkanlıkları, işte resesyon, hep bunları konuştuk. Ama gelip sıkıştığımız nokta burada hükümetimizin ve otoritemizin özellikle bazı sektörlere, tekstil ve hazır giyim sektörüne mutlaka emek yoğun sektörlere destek vermesi gerekiyor. El atması gerekiyor. Bizler hep ne dedik? Batı'da merkezlerimiz, moda merkezlerimiz olsun. Anadolu'da Doğu Anadolu üretim tesislerimiz olsun. Karadeniz'e gittik, Güneydoğu'ya gittik, Doğu Anadolu'na gittik. Üretim tesisleri kurduk. Oradaki aslında bir takım da sadece üretim tesisi kurarak iş yapmadık. Orada göçün önüne geçtik, işsizliğin önüne geçtik. İç barışın önüne engel olacak her şeyin önüne geçmeye çalıştık. Ama bu noktada biz biliyorsunuz 2 hafta önce de bir basın toplantısı yaptık. Evet. Hem Birleşik Barkalar Derneği ve Ayakkabıcılar Derneği ile beraber. Burada hem hükümetimize bir mesaj hem de farkındalığını arttırmak için aslında bu mesajları verdik. Ülkemize baktığımız zaman 80'li yıllarda başlayan sanayileşme, 85 yıllarda tekstil hazır giyimdeki hareket aslında ülkemizin hep diyoruz ya bu bir temel taşı, bir çimentosu bizim hazır giyim sektörü. Bu konuda bazı dönemlerde otoritenin mutlaka bizim yanımızda ve bize destek olması gerekiyor. Hı-hı. Bu ne desteği ise bunu yerine getirmek gerekiyor. Bazen finans anlamında, bazen işçilik anlamında yaşadığımız maliyetlere vereceği destek anlamında, bazen finansa erişimin maliyeti açısından bu Hı-hı. destekleri bizim almamız gerekiyor ki nefes alarak kendimizi ileri atalım. Evet. Şimdi biraz daha durumu, tabloyu açıkça ortaya koymak adına soracağım bunları. Hani sektörün içinde olduğum için biliyorum ama bir dönem ciddi fırsatların yakalandığında biliyoruz hemen salgın sonrası dönemde. O heyecanla, o iştahla sanayicilerimizin ne kadar yoğun makine siparişleri verdiğini de ben hatırlıyorum. O makine siparişleri verildikten sonra 1,5-2 yıl sonra teslim alındı ve neredeyse yarı fiyatına devredildiğini duyuyoruz Ramazan Bey, değil mi? Biraz anlatır mısınız somut olayları sektörde? Sıcağı sıcağına, yani neler yaşadınız, neler yaşanıyor? Bakın, sanayide ve üretimde %2, %3 gibi büyüme olduğundan bahsediyoruz. Bizim sektörümüzde %12, %13 bir daralma var. Hem kapasite daralması var hem de buradaki üretim kapasite daralmasından bahsediyoruz. Özellikle pandemiden sonraki 2022 yılındaki yaşanan savaşlar diyelim, tedarik zincirindeki yaşanan sıkıntılardan dolayı özellikle Avrupa yakından tedarik için ülkemize bir dönüş yaptı. Biz bunu ciddi şekilde kullandık. Ama son 1,5 yıldır yaşadığımız enflasyon ve resesyon, bu orta vadeli programın bize bir takım getirdiği artılar ve eksilere baktığımız zaman
bugün için sıkışmış bir noktadayız. Hem üretimde ve kapasitede daralma. Bakın 2 yılda tekstil ve hazır giyimde istihdam çıkış sayısı 300 bin kişi. Bugün tekstil ve hazır giyimde çalışan sayısı 1.1 milyon. Hı hı. Bundan 2 yıl önce 1.4 milyondu. Bu 300 bin kişi bu sektörden çıktı. İhracatımız evet 260 milyar doların civarında bir ihracatımız var. 110 milyar dolar civarında da bir hizmet sektörümüz var. Geçmişte üreterek ve sanayide büyüyerek rakamlarımızı artırıyorduk. Şimdi hizmet sektöründen ve tüketimle büyüme noktasına gittik. Bizler de diyoruz ki bu ihracatları yaparken ülkemize döviz kazandırıyoruz. Cari açığa destek sağlıyoruz. Yurt dışına Avrupa'ya ve Amerika'ya mallar satıyoruz. Ama emek yoğun sektör için şu anki yaşadığımız tabloya baktığımız zaman her gün telefonlar alıyoruz. Her gün üyelerle karşı karşıya kalıyoruz. Konuşmalar içindeyiz ne olacak bu işler diye. Bu konuda aslında biz otoritemize ve devletimize buradan mesaj vermek istiyoruz. Bazı dönemler mutlaka emek yoğun sektörlerin mutlaka arkasına durmak gerekiyor. 35-40 yılda oluşan bu sektörler belki 1,5-2 yılda neredeyse yok olmakla karşı karşıya kalmak üzere. Bu sebepten dolayı evet rakamlar, ihracat rakamları %2, %3 büyüme gibi gösterse de bizim rakamlarımız bunu göstermiyor maalesef. Ankara'dan ses geliyor mu Ramazan Kaya? Çünkü daha az önce söylediğiniz 1-2 hafta önce 3 sektör bir araya geldiniz. Bir basın toplantısı düzenlediniz. Sıkça yayınlara konuk oluyorsunuz. Sıkça derdinizi anlatıyorsunuz. Artık herhalde izleyenler ezberlemiştir yani sektörün beklentilerini diye düşünüyorum. Nasıl bir iletişim var Ankara ile aranızda? Tabii ki her zamanki iletişim kanallarımız açık. Hem Ticaret Bakanlığımızda, hem Sanayi Teknoloji Bakanlığımızda, hem Cumhurbaşkanlığı tarafımızda konuşuyoruz. Her defasında ortaya bir noktaya geldiğimiz zaman bunları gayet güzel bir şekilde dinliyorlar. Ama biz burada açıkçası hareket bekliyoruz. Çok hareketin olduğunu da açıkçası şu an için görmüyoruz. Bu sektör şu an ciddi şekilde sıkıntı içinde. Evet. Oksijene ihtiyacı var. Oksijeni de finans olarak biz nitelendiriyoruz. Biraz insanların nefes alabilmesi için finans ve finanse erişim kanallarının mutlaka daha ciddi şekilde açılması gerekiyor. Sayın Başkan, kısa bir mola isteyeceğim sizden. Çünkü tim başkanımız da bizlerle bir arada olacak. Bugün malum dış ticaret dataları verisi açıklandığı için hemen bir kameralarımızı çevirelim açıklamanın yapıldığı yere. Tabii ki. Mustafa Gültepe'ye çünkü sözü vereceğiz. Hemen yanı başında da Nurhan Çal var. Sevgili Nurhan, TGSD Başkanımız Sayın Ramazan Kaya, biz artık sorunlara bir çözüm üretilmezse üretimi yavaşlatma ve azaltma noktasına geleceğiz. Bunu ciddi ciddi konuşuyoruz dedi. Lütfen Mustafa Gültepe Başkanımıza da sorar mısın? Hazır giyim tarafında bugün hani Ağustos'ta tarihi bir rekora imza atıldığından söz edilirken maalesef tekstil hazır giyim çok büyük bir katkı sağlayamıyor, ciddi sorunlarla mücadele ediyor. Ankara'dan kendisine hangi haberler geliyor? Sayın Ramazan Kaya'nın üretimi azaltma konusunu ciddi ciddi konuşuyoruz sözlerine bir katkısı olur mu Mustafa Gültepe'nin? Tabii ki çok teşekkür ediyorum Ahur Akçoğlu. Mustafa Gültepe'ye tam olarak bu soruları soruyor olacağım. Senin de söylediğin gibi bugün Türkiye'nin Ağustos ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını karşıladık. 34 ayın en düşük seviyesinde olduğuna ilişkin bilgileri aktardık. Şimdi bu verileri değerlendirmek üzere tim başkanı Mustafa Gültepe ile beraberim. İlk olarak kendisinden verileri değerlendirmesini, hemen ardından da hazır giyim sektörüne ilişkin değerlendirmesini alacağım. Hoş geldiniz Mustafa Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, az önce de söylediğim gibi rakamlar açıklandı. Özellikle ihracat ayında Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinden bu yana Ağustos rekorunun kırıldığı bilgisi paylaşıldı. İlk olarak rakamları değerlendirebilir miyiz? Evet, bugün 22.1 milyar dolarlık bir ihracat açıkladık. Ağustos'da yapılan bu rakam %2.4 gibi bir artış. Güzel artış olması bir pozitif enerji veriyor insanlara. Sadece şunu burada söyleyebilirim, artışın tabana yayılması lazım. Yani bütün sektörlerde artış olması lazım. Özellikle bu ay mücevherat sektörümüz çok büyük bir artış yaptı. %100'ün üzerinde bir artış yapınca otomatik olarak artış oldu. Büyük sektörlerimizde özellikle işte birinci olan otomotiv sektörü, ikinci olan kimya sektörü eksi yazdı. Hazır giyim sektörü başa baş yazdı uzun bir aradan sonra. Geçen ay gerçi artı yazmış ama genelde yılın toplamında ağırlıklı eksi yazdılar. Artılar çok, olan artılar küçük, olan eksileri de o kapsamda küçük. Aslında noktaya başında başa baş, özellikle bir iki sektör, yine az önce söyledim, mücevher sektörü, fındık sektörü, yaş meyve sebze sektörünün büyük artışları toplamda artış oldu. Tabii artış olması 12 aylık cevrimde 262 milyar dolar gibi bir rakamın olması
O kapsamda iyi. Yani sonuçta 255.4 milyar dolarla kapattığımız 2023 yılında, 2024 yılında 12 aylıkta 262 milyar. İlk 8 ayda %3.9, %4'e yakın. İlk son 12 ayda da %3.5 artış olması güzel bir rakamda düşünüyorum. Her taştır, her artış hem Türkiye hem bizleri o kapsamda sevindiriyor. Evet Mustafa Bey, ama sizin de söylediğiniz gibi sektör bazlı inceleme yapmamız lazım. Çok sevgili sunucumun benden bir ricası oldu. Hazır giyim ve tekstilde üretimin artık yavaşlatılması noktasında çağrılar, serzenişler aldığını söyledi kendisi bana. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz nelerdir? Evet şöyle, aslında son 2 ayda 3 ayda ben çok daha fazla üzerinde duruyorum. Yani sektör bazlı bakmak lazım. O yüzden zaten o ayrıntıyı, o kapsamı da verdim. Yani toplamdaki artış güzel bir artış ama tabana yaymak lazım, söyledim. Yani otomotiv ve kimya sektörü ilk kez çoğu hep artış sağlardı. Bu ay eksi yazdı. Hazır giyim sektörü özellikle hani bir hazır giyimci olarak da çok rahat bir şekilde içinde olduğum için, yaşadığım için şöyle özetleyebilirim. Maalesef emek yoğun sektörlerde büyük bir, çok daha fazla problem var. Türkiye geçmiş dönemlerde de o kapsamda anlattım. Pahalı değil, çok çok pahalı olduğunu herhalde söylüyorum. Rekabetçilik konusunda problemimiz var. Yani dünyaya satma konusunda sadece hazır giyim nezdinde bakmamak lazım. Az önce söyledim, çoğu sektörün, 27 sektörün neredeyse ortalama yarı yarı artı, yarı yarı eksi yazıyor. Biz en az Türkiye'yi önümüzdeki dönemlerde hep söylüyoruz. Dünyada ilk 10 ihracatçının arasına sokabilmek için %10 üzerinde bir büyüme yapması lazım. Yani ihracatını artırması lazım. Maalesef duyuyoruz. Hazır giyimde şu anda özellikle tabii hepsi hani satma ile ilgili mi, talepte de bir düşme var. Yani şöyle oransal söylediğim zaman %80-85'i biz rekabetçilik ve biz pahalı olduğumuz kaynaklı, %15-20 de talebin düşmesiyle beraber ne olur? Kongortulo sayıları daha fazla o son dönemlerde artıyor. Biraz makasın çok fazla açılması kaynaklı oluyor bu. Türkiye hiçbir zaman bu kadar pahalı olmamıştı. Bu pahalı olunca da otomatik olarak en fazla insanlar giyimden hemen vazgeçiyor. Yemeden çok fazla hiçbirimiz vazgeçmiyoruz. Dolayısıyla diğer rakiplerin sana karşı çok daha uygun fiyatlarda sattığı için her ne kadar Türkiye moda satsa da, hızlı üretse de fiyat eninde sonunda insanların karşısına çıkıyor. Avrupa'da da çok fazla enflasyon olmadığı için perakende fiyatlarını değiştirmek istemiyorlar. Değiştirmeyince otomatik olarak sen yüksek fiyat isteyince senden almıyor. Başka kaynaklar işte komşulara gidiyor. Yani şu anda bir moda var. Herkes işte Mısır, Fas, Cezayir o kapsamında o tarafa doğru özellikle hazır giyim tarafında büyük bir arayış içerisinde. Zaten diğer uzak doğudaki rakipleri söylemiyor. Onlar zaten oradaydılar sonuç itibariyle. İşte otomotiv sektörünün rakipleri Romanya, Bulgaristan, işte Slovakya o tarafa doğru gidiyor. Yani bunların özellikle 1,5 ay önce yapmış olduğumuz YÖİK toplantısında da Cumhurbaşkanı Yardımcımıza aktardım, söyledim. Yani Türkiye rekabetçiliğini kaybediyor. Önümüzdeki orta vadeli programda mutlak suretle rekabetçiliği ön planda tutacak büyük bir maddenin geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sanayi çalışıyor gibi duruyor ama böyle çok fazla üretemiyoruz o anlamda. Özellikle bunun altını vurguladım, vurguluyorum. Ya inşallah biraz enflasyonun aşağı doğru inmesiyle beraber biraz daha normal politikalara, özellikle ihracata dayalı, üretime dayalı, üretimi destekleyici politikalar ortaya konur diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Hem sizin çağrılarınız hem de üreticilerimizin çağrıları sürerken geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiniz. Bu görüşmede ihracatçılar için bir müjdemiz var mı acaba? Görüşme nasıl geçti? Basına kapalı gerçekleşti çünkü detayları bilemiyoruz. Sizden detayları çok kısa rica edebilir miyim? Şimdi Cumhurbaşkanımızı biz ihracatla ilgili ayrıntılı bu kapsamda bilgilendirme yaptım sağdan gelen biri olarak. Umuyorum ki önümüzdeki dönemlerde ki az önce ki anlatmış olduğum doğrultuda üretim, istihdam ve ihracat politikalarında küçük küçük de olsa hafiften bir değişim sinyalleri gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sektör yani hem tekstil hem hazır giyim olarak 30 milyarın üzerinde bir ihracat gerçekleştiriyor. Net 20-25 milyar ve güçlü olduğumuz bir sektör. Dünyada 5. 6. liye oynadığımız, işte Avrupa'da 3. olduğumuz bir sektör. Ve Türkiye'yi ihracata hazırlayan bir sektör. Yani temelde baktığın zaman hem hazır giyim hem tekstil Türkiye'nin çok temel ve eski geleneksel sektörlerimizden. Anadolu'ya yayılmış bir üretim hacmini kimse kaybetmek istemez. Şu anda güçsüz durumda.
İşte onu toparlamak için gerekli görüşmeleri her tarafta, her şekilde hem bakanlarımızla hem de Cumhurbaşkanımızla beraber yaptık. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey cevaplarınız için. Evet, Tim Başkanı Mustafa Gültepe'yi ağırladık yayınımızda. Ahorakçıoğlu, senin de söylediğin gibi sektöre ilişkin değerlendirmeleri aldık. Şimdi söz sende. Evet, Ramazan Kaya, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı olarak hemen karşımda. Biraz daha devam edelim Sayın Başkan'la, konuşacağımız konular çok. Sayın Kaya. Evet, Ramazan Bey karşımıza. Tamam, merhaba tekrar. Tekrar merhaba. Rekabetçiliği biraz konuşalım mı? Çünkü hani son dönemde hep şöyle de bir serzeniş vardı ya, işte ne bileyim, işte siz de biraz kendinizi geliştirin, katma değeri artırın, daha teknoloji odaklı olun, şöyle olun, böyle olun, tekstil sektörü fazla emek yoğun, biraz değişsin, dönüşsün filan gibi. O konuda aslında zaten yine bir fırsat yakalanmış, ciddi bir değişim dönüşüm süreci içine de girmişti sektör, onu biliyorum, ama az önce Sayın Başkan Mustafa Gültepe'nin de bıraktığı yerden biraz rekabetçilik tarafına bakarsak, burada nasıl bir dönüşüm yaşıyor sektör, yaşayabiliyor mu ya da neye ihtiyacı var? Evet, Mustafa Başkan'ın dediklerine aslında %100 olarak katılıyorum. Tabana mutlaka yaymak gerekiyor büyümeyi ve rekabetçiliğimizi arttırmamız gerekiyor. Sonuçta dünyada sadece bizim ülkemiz yok bu sektörü yapan, bir sürü de rekabet ettiğimiz ülkeler var. Ama Mustafa Başkan'ın dediği gibi artık pahalı değiliz, çok pahalıyız. Yaşadığımız bu işçilik maliyetleri, dövizin üzerindeki, kurun üzerindeki baskı bizim çok pahalı olduğumuzu neticesine kavuşturdu. Bu sebepten dolayı evet, rekabetçiliğimizi arttırmamız için birinci derecede maliyetlerimizi düşürmemiz gerekiyor. Dövizin üzerindeki baskıyı almamız gerekiyor. Zaten sektör 1,5-2 yıldır pandemiden sonra değişim ve dönüşümün içinde, tekrar işin Ar-Ge, tasarım, dijital tarafında çok ciddi yapılanmalarımız var. Burada ciddi bir değişim ve dönüşüm içindeyiz. Çok az bir Avrupa'dan özellikle bir talepsizlikle karşı karşıyayız. 1,5-2 yıl önce evet daha ciddi talepsizlik vardı. Ama bugün gelen talepler karşısında çok pahalı olmamız neticesinde bugünkü durumları yaşıyoruz açıkçası. Biraz bu rekabetçilik tarafında mesela hükümetin verdiği, sağladığı bazı teşviklerden, desteklerden faydalanıyor mu sektör? Ya da var mı şimdi, teşvikler? Tabii ki var. İşin Ar-Ge tarafı, tasarım tarafı, pazarlama tarafı. Şimdi teşvik deyince herkes şunu anlıyor, hemen bir yatırım anlıyor. Mevcut işi de sürdürebilmek, işi devam ettirmek, ana merkezlerde dik durabilmek de aslında bir teşvik. Bugün için bırakın şubelerde, üretim tesislerinde, ana merkezlerde üretim tesisleri, ofisler çok zor durumda. Biz işin sürdürülebilirliği için bugün bir teşvik istiyoruz. Zaten bu ekonomik kriz ve resesyon belli bir dönemden sonra, ki herhalde önümüzdeki ayla beraber hem Avrupa Fed hem Amerika'daki faiz düşümleriyle, biraz daha paranın piyasada olmasıyla beraber yılbaşından sonra talebin geleceği noktasını düşünüyoruz. Ama bizim burada artık sermayemizin sınırlı olması ve dayanacak gücümüzün kalmadığından dolayı burada otoriteden bir takım destek istiyoruz. Bu değişim ve dönüşümü ister istemez zaten sektör kendi içinde yapılanıyor. Ama akşamdan sabaha olmuyor. Değişim, dönüşüm için de finansmanın ihtiyacımız oluyor. Bakın, pandemi döneminde seyahat edemedik. Dijital ortamlarda, dijital showroomlarda kullandığımız bir takım dijital mekanizmalarla ihracatımız devam etti. Bugün emek yoğun sektör olarak biraz önce Mustafa Başkan'ın dediği gibi %85 net ihracat fazlalığımız var. Bu sektörün devam etmesi gerekiyor. Hem istihdam açısından, hem cari açığa verdiği destek ve ülkemize kazandıracağı döviz açısından. Bu hafta bir ihracat zirvesi var malum. Muhtemelen siz de belki orada ya konuşmacısınızdır ya katılımcısınızdır bir şekilde. Orada böyle heyecan verici sektör açısından, sektörün önünü açacak gelişmeler oluyor mu Ramazan Kaya? Ben de oraya katılımcıyım. Ben de ziyaret edeceğim, dinleyeceğim insanları, oradaki arkadaşlar neler söylüyor. Son zamanlarda biliyorsunuz dijital platformlar, online pazar yerleri çok ciddi bir şekilde artış gösteriyor. Evet. Eskiden marka olmak çok zordu. Fiziki mağazalarınız olması gerekiyordu. Şimdi akşamdan sabah artık bir marka olabiliyorsunuz. Herhangi bir pazar yerinde markanız oluşabiliyor. Bugün Türkiye'de aşağı yukarı %20'lere dayanan online platform, online satışlar var. Avrupa'da bu rakamlar %30'lara vardı. Ve her geçen günde bu işler artıyor. Bizler zaten hep şunu söylüyorum, artık biz
Niteliğe ve katma değeri artırmamız gerekiyor. Adet ve ciro peşinde koşmamamız gerekiyor. Birim fiyatı artırmamız gerekiyor. Bunun için de dijital platformlar bizim için çok önemli. Önümüzdeki dönem markaların daha fazla sayıda olabilmesi için bu dijital platformlarda mutlaka bizim yer almamız gerekiyor. Mutlaka. Biraz piyasayı da konuşalım mı Ramazan Kaya? Çünkü malum Türkiye bir yaz ülkesi. Yaz döneminde daha çok turist alan bir ülke. Dolayısıyla ciddi bir turist beklentisi oldu geçtiğimiz yazla ilgili. Her ne kadar turist datasını bilmesen bile bir dönem turistlerin burada çok alışveriş yaptığını biliyoruz. Orada da sanki artık gelen turistlerin alışveriş motivasyonu kalmamış gibi görünüyor. Hani dolaylı bir ihracatı da konumuzun içine katarsak. Elinizde data var mı harcamalara dair? Ne kadar yabancı turistler tarafından yapılmış? Bilginiz var mı acaba perakende tarafında? Açıkçası net olarak benim elimde öyle bir data yok. Ama hem Birleşik Markalar Derneği'ne hem de piyasadan edinmiş olduğumuz bilgiler neticesinde. Mesela geçen sene şu konuda şöyle bir söylemimiz vardı. Özellikle iç piyasada, yerel piyasada turistler ciddi şekilde alışverişler yapıyorlar. Yurt dışından insanlar geliyor burada para harcıyor diyorduk. Evet. Ama bu sene bu yaz içinde bunu söyleyemiyoruz. Belli bir takım maliyetler, bunun içinde işte otel, yeme içme rakamlarının çok ciddi rakamlara çıkmasıyla beraber sanki turistlerin gelişinde de bir azalma ve harcama kalemlerinde de bir eksilmeye gittiğini açıkçası görüyoruz. Yani geçen seneki gibi bu sene turistlerin alışveriş yaptığını açıkçası sektör çok hissetmiyor. Şöyle, geçen hafta bizim Buyurun, tabii buyurun, siz tamamlayın lütfen. Geçen haftaki yaptığımız toplantıda zaten özellikle Temmuz-Ağustos ayında Birleşik Markalar, yani Markalar Derneği Parakent'te de çok ciddi bir durgunluğun içinde olduklarını ifade ettiler. Evet. Ya benim elimde bir data var. İzleyicilerle de müsaadenizle onu paylaşayım izleyenlerle. 2022'de kredi kartıyla alışveriş yapan turistlerin oranı %11. Bu rakam 2023'te %7'ye düşmüş, 2024'te %4 gibi şu an elde edilen akışta elde edilen yüzde bu. Yani orada da çok ciddi bir daralma var. Tabii ki nakitle yapılan alışverişi katmıyorum işin içerisinde. Kredi kartı rakamları bu şekilde. Evet, katılıyorum söylediklerinize. Bu sene sonuna kadar açıkçası bu tabloyu yaşayacağımızı öngörüyoruz. Önümüzdeki dönem faizlerin düşmesiyle beraber, talebin gelmesiyle beraber biraz bir nebze hareket olacağını da açıkçası da öngörüyoruz. İnşallah daha iyi günleri önümüzdeki dönemlerde yeni yılda göreceğiz diye ümit ediyoruz. İnşallah. Onun için umudumuzu kaybetmiyoruz. Şu enflasyon muhasebesi konusunda malum bir düzeltme yapıldı. Tekstil hazır giyimcilerin bir miktar yüzü güldü mü? Özellikle çok ciddi böyle hani KOBİ'lerden bahsediyorum. Oradan gelen haberler ne Ramazan Bey? Açıkçası orada biliyorsunuz ilk önce bir süre uzatılımına gitti. Evet. Sonra kanun maddesinde bir takım değişiklikler oldu. Enflasyon muhasebesi bugün için hep sorunumuz ne? Bugün için evet bir talepsizlik var, bir daralma var. En büyük sorun da karsızlık. Kar etmeden bir işletmeye devam ettirebilmenin yolu çok kolay değil. Kar etmediğiniz bir işle ilgili vergi vermek de çok kolay değil. Bunun için geçmişten gelen ve içinde bulduğumuz durumda bugün için yaşadığımız başka sıkıntılar varken tekrar sıkıntının üzerine bir sıkıntı eklemenin de açıkçası çok da bir önemi yoktu. Bu sebepten dolayı enflasyon muhasebesi hem KOBİ'lerde hem de üretim yapan firmaları açıkçası ciddi derecede sıkıntıya soktu. Evet. Peki üretimi eğer sesimiz, sözümüz duyulmazsa Ankara tarafından üretimi azaltma gibi bir hedefimiz var diyorsunuz. Kendi aramızda bunu konuşuyoruz. Herhalde aramızdaki konuşmanın en önemli başlığı bu oldu diye düşünüyorum Ramazan Kaya. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Aslında burada şu an son zamanlarda Mustafa Başkan'ın da dediği gibi üreterek zarar ediyoruz. Bu zararın boyutunu artık karşılanacak durumda değil. İster istemez birkaç adım geri atmak zorunda kalıyoruz. Üretimi nebze burada azaltmış oluyoruz kendiliğinden zaten otomatik olarak. Önümüzdeki dönem değişim ve dönüşümle beraber İnşallah daha doğru politikalarla çıkış alacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, hemen Sinan Alçın'a dönmeyi arzu ederim. Çünkü burada önemli bir başlık var. Hazır değil. Peki bir reklama gidelim. Ben özellikle Sinan Alçın'la hem uygulanan şu orta vadeli programı biraz konuşmak istiyorum ama özellikle de TGSD Başkanı Ramazan Kaya'nın geldiği, üreticinin geldiğini söylediği bir nokta var. Hazırsa alalım. Hemen buradan çünkü bir devam edip sonra bir reklama gidelim. Sinan Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ahu Hanım, iyi yayınlar, iyi haftalar. Sağ olun hocam. İzleyebildiniz mi TGSD Başkanı'nı? Ürettikçe zarar ediyoruz, artık hani üretmeyi göze alamıyoruz, o noktadayız dedi.
nasıl yorumlarsınız? Evet, bu özellikle tekstil ve hazır giyim sektörü başta olmak üzere sanayide uzun süredir yaşanan durgunluğun ve bir süredir de aslında daralmanın bir tezahürü. Tekstil hazır giyim özelinde elbette özellikle bu 40 ayın en yüksek reel değerli Türk lirası olması da ihracat potansiyelini büyük ölçüde azaltmış görünüyor. Ve yatırım iştahı da genel olarak sanayide azaldı. Niye azaldı diye baktığımızda aslında bir anlamda yazı geride bırakmış olduk. Şimdi reel olarak da ayın ikisi, Eylül'ün ikisi sonbahara girdik ama ekonomide aslında kışa adım atmış durumdayız. Bugün gelen büyüme verileri de özellikle ikinci çeyreğe ilişkin büyüme verileri de üçüncü çeyrek ve yaklaştığımız dördüncü çeyrekte belki bir daralmanın da ortaya çıkabileceği tabloya işaret ediyor. Bu tabii yüksek enflasyon döneminde aslında bir 2-2,5 yıl işletmeler yüksek karlar elde ettiklerini zannettiler. Yani enflasyona bağlı ciro artışlarının sürdürülebilir olduğunu düşündüler ama bu yıl itibariyle hem enflasyon muhasebesine geçilmesi hem de karlardaki muazzam sıkışma, ki bu sadece küçük orta boy işletmeleri değil holdingleri de ciddi ölçüde etkilemiş durumda, yatırım iştahının ortadan kalkmasına neden oluyor. Bu tabii şöyle bir durum yaratmış oluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı'nın az önceki konuşması da bunu gösteriyor. Yüksek enflasyon, yüksek ve sürünen, yani yükselen ve hemen geri düşmeyen enflasyon döneminin en önemli etkilerinden bir tanesi yatırım iştahının bir süre sonra kaybolması. Şimdi o süreye gelmiş durumdayız. Bu tabii neye neden oluyor? İşletmelerin faaliyet dışı kazançlara yönelmesine neden oluyor. Yani gidip işte bir fabrika açıp ya da fabrikasını büyütüp makina teçhizat alıp ham madde alıp stoklamak yerine parasını işte faiz getirisi elde edebilecek araçlara veya yurt dışında bir gayrimenkule, içeride gayrimenkul yatırımlarına ya da altına ya da dövize, bu tip araçlara yöneltmelerine neden oluyor. Biraz daha uzun vadeli veyahut da geniş bir çerçeve üzerinden resme baktığımızda tabii şöyle bir şey ortaya çıkar. Yani biz mesela bir 5 yıl sonra geriye dönüp 2023, 24, 25'e baktığımızda maalesef şunu göreceğiz ki büyüme trendi aşağı doğru dönmüş olacak. Hı hı. Şu an Türkiye'nin potansiyel büyüme hızı ortalaması 4.7. Evet. Bunun aşağıya inmesi anlamına geliyor bu tablo. Hocam değer mi buna, yani ya da böyle mi olmalı enflasyonla mücadele? Yani ille sanayi üretimi bu kadar vurmalı mı? Bu kadar talep yönlü olmalı mı? Siz mevcut politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha doğrusu bir enflasyonla mücadele programı yürütülüyor diyebilir miyiz Türkiye'de hocam? Siz nasıl görüyorsunuz bir iktisatçı olarak mevcut programı? Evet, ortada bir enflasyonla mücadele programı yok. Yok mu? Bunun altını çizmek lazım. Ama evet, hep enflasyon vadeli konuşuyoruz hocam. Yani hükümet yetkilileri de çıkıyorlar işte belini kırdık şöyle böyle. Yani nedir o zaman sürdürülen yani şöyle, politika nedir? Mevcut enflasyonla mücadele etmek için ekonomi yönetimi bazı araçları kullanıyor. Böyle ifade etmek lazım. Yoksa yaygın bir milat çizgisi çizen bir enflasyonla mücadele programı, örneğin 2000 yılındaki enflasyonla mücadele programı ya da 2001 yılındaki güçlü ekonomiye geçiş programı gibi ilkeleri, hedefleri çok net, taahhütleri ortada olan bir program yok. Sadece ne var? Orta vadeli program var, 3'er yıllık hazırlanan ve her yıl bir şekilde de revize edilme ihtiyacı duyan. Nitekim işte muhtemelen bu cuma günü yeni revizyonu da göreceğiz, 2025-2027 OVP'si. Burada ekonomi yönetiminin ya da hükümetin diyelim bir şekilde hedeflerini görüyoruz ama enflasyonla mücadele edebilmek için öncelikle Türkiye'deki enflasyonu doğru anlamak, tanımlamak gerekiyor. Türkiye'de evet bir taraftan talep enflasyonu var. Dolayısıyla iç talebin daraltılması önemli, doğru. Yani ekonominin biraz soğumasının azalması gerekiyor. Soğuması gerekiyor ya da ılınması gerekiyor diyelim sıcaklıktan geçip. Doğru. Ama diğer taraftan baktığımızda Türkiye'deki enflasyonda muazzam ölçüde bir maliyet itişi var. Yani özellikle Ukrayna-Rusya savaşı ham petrol fiyatlarını muazzam ölçüde artırdı. Öte yandan 2018 yılından bu yana yaşadığımız 6 tane kur atağı üreticinin özellikle maliyetlerinin katmerli biçimde artmasına neden oldu.
Şimdi mesela sadece enerji maliyetini ben size söyleyeyim. Hı hı. 2024'ü çıkartarak son işte 2021 ortasından 2024 başına kadar geçen süreçte %410'un üzerinde enerji maliyeti artmış. Yani şimdi bu birikimli maliyet artışı doğal olarak üretim iştahını da ortadan kaldırıyor. Peki bu maliyet kısmına yapacak bir şey var mı? Evet. Siyasi riskler, bunların azalması. Diğer kısma yapacak ne var diye baktığımızda Türkiye'deki enflasyonun esas sebebi hazinenin borçlanma gereğindeki artış ve Merkez Bankası'nın emisyona gidiyor olması. Bunlar bir taraftan varken diğer taraftan politika faizi aracınız çalışmaz zaten. Yani politika faizi bugün 50, yarın 60 olduğunda da çok değişen bir tablo ortaya çıkmaz. Dolayısıyla son şunu söyleyeyim saraya gitmeden. Mevcut durumla öncelikle yüzleşmek gerekiyor. Burada eksikler var. İşte bütçe açığının gerçekten azaltılabilmesi için önlemler alınması gerekiyor. Yoksa sadece para politikasının bir kısmında, politika faizinde sıkılaşma tek başına bir rasyonel politikaya geçiş ya da gerçek bir U dönüşü anlamına gelmez. O zaman bu politika devam ettirilirse evet belki talep azalacak ancak maliyetler düşmeyeceği için bu fiyat artışlarının engellenmesine ya da enflasyonun düşmesine de sebep olmayacak. Beklenen arzu edilen sonucu getirmeyecek diyorsunuz hocam, doğru mu anlıyorum? Evet tabii, realizasyon krizi de yaratabilir. Yoldan dönülmezse, bu yoldan dönülmezse anladım. Ama dönülecek zaten, yani muhtemelen Ekim ve Kasım aylarından itibaren Merkez Bankası'ndan bu yönde biraz daha hani üretimi teşviğe dönük adımlar da gelebilir. Peki hocam, hangi adımlar gelebilir? Bir kısa bir reklam arasından sonra konuşalım, tamam. Olur mu? Elbette. Evet, Sinan Alçın'la devam edeceğiz yayınımıza. Profesör Doktor Sinan Alçın'la sohbet ediyorduk. Hocam özetle şunu söyledi. Buradan da bir başlık çıkaralım. Sürdürülen program bir enflasyona mücadele programı değildir dedi Sinan Alçın. Bu ancak bir orta vadeli programdır. OVP'ler sık sık açıklanıyor. Hatta revize de ediliyor malum Türkiye'de sık sık. Önümüzdeki haftalarda da açıklanacak yanılmıyorsam, onu da soracağım hocama. Ve bu program devam ederse eğer tabii ki talep azalır. Uygulanan sıkılaştırıcı politikalar neticesinde. Bana göre arz da azalacak. Az önce TGS'de Başkanımız Ramazan Kaya ile konuştuğumuz zaman üretimi azaltmaktan bahsettiler. Eğer sesimiz sözümüz duyulmazsa bundan sonra fabrikalar sınırlı olarak çalışacak. Bu kararı alacağız. Çünkü üretebilecek bir gücümüz kalmadı dedi. Bir yandan da dünya konjonktürü açısından maliyetler artmaya devam edeceği için de bu bir enflasyonla mücadele programı olmaktan çıkacak. İlle ki revize gelecek. Merkez Bankası'nda belli adımlar atmasını tabii ki hükümetin desteğiyle bekliyorum dedi. Ben şimdi bir önceki bölümü bu şekilde en çarpıcı başlıkları özetleyeyim hocam. Bundan sonrası için ne bekliyorsunuz Sinan Alçın? Evet, şimdi tabii geldiğimiz aşama enteresan bir nokta. Hani geçmişte bu 2008 krizi sırasında, öncesinde daha doğrusu 2007 yılında gaz fren tartışmaları vardı ekonomide. Biraz böyle de bir noktadayız. Yani bir taraftan enflasyon açısından evet frene basmak lazım, doğru. Ama diğer taraftan son aydaki istihdam kaybı sadece 352 bin kişi. Bu ağırlıklı olarak tekstil ve hazır giyim sektöründe, ama gıda sektöründe de çok ciddi kayıplar var. Öte yandan turizm sektörü açısından baktığımızda da iç turizm neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Yani içeride konaklayanlarla ilgili Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçtiğimiz ay yayımladığı bir rapor vardı. Ağırlıklı kısmı ya kendi evlerinde ya bir tanıdıklarının evlerinde de misafir olan iç tüketimde de burada bir azalma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla böylesi bir tablo içerisinde bir yönüyle de gaza basılması gerekecek. Yani hem frene hem gaza basılan bir durum. Bu tabii tehlikeli bir durum. Yani şunu anlatıyor bize. Evet, içinden geçtiğimiz özellikle genel seçim sonrasındaki 1,5 yıllık dönem zor bir dönemdi. Fakat bu zor geride kalırken şimdi biraz daha zor bir
döneme geçmiş durumdayız. Burada tabii ne yapılacak? Burada kuvvetle muhtemel bir taraftan Merkez Bankası Ekim veya Kasım ayından itibaren politika faizini tekrar düşürmeye başlayacak ama bundan daha önemli olan aslında Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Pendevi Bey de bir açıklama yaptı. Bu kredi kartlarındaki taksit sınırlandırılmasının kaldırılmasını mesela talep ediyorlar. Bunun gibi şu ana kadar makro ihtiyati tedbir adı altında alınmış bazı kararların gevşetilebileceği bir dönem olacak muhtemelen. İşte ne olabilir bu? Mesela şu an konuşuluyor bazı kamu bankalarının 15 yıl vadeli düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatması üzerine haberler çıkıyor. Öte yandan muhtemelen dayanıklı tüketim, otomotiv veya seçilmiş bazı sektörlerde geçici, geçmişte de yaşadığımız gözlemlediğimiz türden belli dönemleri kapsayan ucuz kredi alanları yaratılacak gibi duruyor. Bunun aksi bir durum Türkiye ekonomisinin fazlasıyla kalabileceği bir tablo değil. Evet, sıkılaştırma biraz gevşetilecek diyorsunuz hocam o zaman, öyle mi? Fazla dayanmaz çünkü hem piyasa yani hem üreticiler. Evet, evet, evet. Yani şu tablo içerisinde yani şöyle düşünelim. Şimdi Türkiye 1 trilyonun üzerinde işte yaklaşık 1.2 trilyon dolarlık bir ekonomi. Fakat içinde 13 milyon genç nüfus var. Dolayısıyla bir şekilde üretmesi ve tüketmesi gereken bir toplumdan bahsediyoruz. Yani yavaşlayarak geçilebilecek bir durum değil. Dolayısıyla enflasyonla mücadele konusunda da biraz daha gerçekçi politikalar gidilmesi gerekiyor. Yani problem aranıyorsa örneğin 1.7 trilyon liralık bütçe açığı öngörüsü 2024 yılı için. Neden bu kadar bütçe açığı var? Bunu ortaya çıkartan sebeplere bakmak gerekiyor. İşte hazine garantili projeler mi, kamu özel işbirlikleri mi, bazı harcamacı kurumların bir şekilde tasarrufa yönelmemiş olması mı? Buradaki problemlerin öncelikli olarak çözülmesi gerekiyor ve bir riske de işaret etmek istiyorum. Özellikle içeride üreticiler açısından kredi faizinin kaç olduğu önemli değil. Esas olan krediye ulaşıp ulaşamamak. Şimdi Türkiye'de krediye ulaşmak neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Yani özellikle belli bir ölçeğin altındaki firmalarda krediye ulaşmak mümkün değil. Çünkü bu makro ihtiyati tedbir kararlarıyla bankacılık sisteminin kitabı adeta yeniden yazılmış durumda. Bu bankaları da rahatsız eden bir durum tabii. Dolayısıyla buradaki esas problem bu finansal alanın biraz serbestleştirilmesi gerekiyor, rahatlaması gerekiyor. Onun için de bu makro ihtiyati tedbir kararlarının kaldırılması lazım. Peki ne yapıyor özel kesim, üreticiler içeride kredi bulamıyorsa? İşte son 4 ayda muazzam ölçüde döviz cinsi borçlanmaya gittiklerini görüyoruz. Ve bu korkunç bir risk. Eğer döviz geliriniz yokken hele döviz cinsi borçlanıyorsanız ortaya çıkabilecek bir kur atağında kesinlikle belki iflasla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çok ciddi bir risk. Bu risk bir taraftan yükleniyor diyelim. Bu da önemli. Bunu da altını çizmek lazım. Kur konusunda her zaman bir risk var. Ciddi bir baskı olduğu için. Hükümet tarafının kura nasıl bakacağını düşünüyorsunuz? Çünkü gerçekten sanayicinin üzerindeki en ağır baskı yaratan konulardan bir tanesi de maliyetlerle paralel artmayan kurlar hocam. Ya orada bir miktar bir gevşeme görür müyüz önümüzdeki dönemde? Yani bir de sürdürülen bir sıcak para yani politikası da var, carry trade tarafı da var. Hani verilen bazı sözlerden de bahsediliyor. Dolayısıyla hani kurda böyle çok sıkı bir politika mı güdülecek yoksa bir miktar sanayici rahatlatılabilir mi orada? Şimdi öncelik mevcut durumda enflasyon. Dolayısıyla burada kurun tutuluyor olmasının temel sebebi kur geçişkenliği. Fakat diğer tarafta da tabii cari açık kısmında eğer ihracat potansiyeli ciddi ölçüde azalırsa, yine aynı sektörden örnek vereceğim, tekstil ve hazır giyim. Şimdi muazzam ölçüde Bulgaristan, Gürcistan ve Mısır'a doğru kayan yatırımlar olduğunu görüyoruz. Şimdi bu büyük bir tehlike ekonomi açısından. Eğer bu eğilimde artış olursa, yani ihracat potansiyeli daha fazla düşerse, o zaman tabii kurdaki bu frenleme de yerini tekrar bir daha serbest düşüşe doğru
bırakabilir yani Türk lirası açısından. Hocam Mısır'ın yaptığı fakat, tekstil ihracatının 1/3'ünü Türkler yapıyormuş artık benim de duyduğum son bilgiye göre aldığım sonuca evet, göre. Evet bu tabii bir yönüyle de normal yani evet. Çünkü dünyada da işte Amerika Birleşik Devletleri kendi ülkesinden fazla başka ülkelerde yatırım yapıyor ama burada tabii esas önemli olan şey şu toplamda ekonominin nasıl döndüğü. Buralarda sıkıntılar var. Yani mesela şuradan baktığımızda Ahu Hanım, son 10 yıl içerisinde Türkiye'den yurt dışına çıkan sermaye, bu gayrimenkul alımı olabilir, arazi alımı olabilir, yine tabii gayrimenkul içerisinde, firma satın alma olabilir, İsviçre başta olmak üzere belli güvenli limanlarda oranın para ve banka sistemine yöneltilen paralar olabilir. Bunu tutarın ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama tahminler var ve gerçekten çok ciddi tutarlara ulaştığını söylemek hocam, lazım. Hocam 2.6 milyar dolar diye hatırlıyorum yani ben araya girmiş olayım. Şimdi kontrol edeceğim ama. Bu bir yıllık şeyde mi evet, vadede evet, mi söylüyorsun? Evet, benim... Bir yılda olabilir. Evet. İşte bir 10 yıllık perspektif çıkardığınızda bunun yaklaşık bir 80 milyar dolar civarı. 2023 yılı için söylüyorum hocam çok özür dileyerek. Anladım. Olabilir, doğrudur. Tabii bunun bir görünen kısmı var, bir de görünmeyen kısım var. Özellikle dünyada biliyorsunuz kripto varlıklarla en fazla işlem yapan 4. ülkeyiz. Evet, evet. Bu yönüyle baktığımızda da bir de takip edilemeyen kısım var. Yani bir 10 yıllık devrede baktığımızda yaklaşık 80 ile 100 milyar dolar arası bir aslında kaçan para var, kayıp para var. Evet. Bunu da hesaba katmak gerekiyor. Yani dışarıda yatırım yapılabilir yoksa bunda da sorun yok. Önemli olan bu artığın içeriye nasıl taşınacağı, taşınabileceği iklimin nasıl yaratılacağı. Hocam dışarıya para kaçarken bir de içeride har vurup harman savrulan paralarımız da var maalesef. Bir dönem çok konuştuk, hala böyle büyük büyük manşetlerle kamuda çok ciddi bir tasarrufa gidileceği yönünde. Gerçi sizinle de konuştuk malum. Hani orada işler nasıl gidiyor? Bir kontrol ediyor musunuz, bakıyor musunuz kamu tasarrufu? Ya şöyle konusunu? Tablo tabii, kovanın altında kocaman bir delik var. Bu delik hazinenin borçlanma gereği. Diğer taraftan da kovanın üstüne adeta çay kaşığıyla daha fazla vergi toplayıp su dökmeye çalışıyor. Yani evet. Ekonomi yönetimi çok... Vergi dedim tabii, hocam illegal bir noktaya geçildiği söylemleri de var artık. Yani hani salınan vergiler çok şeyle de uyumlu değil. Hani çok, ya çok enteresan kısımlar var tabii burada. Şöyle yani verginin eşitliği ilkesi tartışılır hale gelmiş durumda. Şimdi mesela Türkiye'de en çok vergi verenler listesi açıklandı. Bunun içerisinde 43 firma ya da kişi adını göstermiyor. Neden göstermiyor? Bu bir soru. Başka bir soru, devletten sürekli ihale alan 32-33 tane firma var. Ve bunların önemli bir kısmı son 3 yılda matrah açıklamamış. Nasıl oluyor o zaman? Yani şöyle demek lazım. Madem bu kadar ihale alıp para kazanamıyorsanız gidin kendinize başka devlet bulun. Yani bunun başka izahı yok. Şimdi öte yandan işte vergisini ödeyemeyenler var. Şimdi bu da ayrı bir konu. Bakın vergi kaçırmak başka bir şey. Tabii. Vergiden kaçınmak başka bir şey. Vergi borcunu sistematik olarak ödememek başka bir şey. Zorluk nedeniyle vergi borcunu ödeyememiş olmak başka bir şey. Şimdi bir işletmeyi düşünün, ne yapacak kazandığı parayı? Bir kısmını işçinin maaşını ödeyecek. Bir kısmını işte devlete vergi ödeyecek. Sosyal güvenlik kurumunun primini ödeyecek. Üzerinden para kalırsa işte kar vesaire onları dağıtacak. Şimdi demek ki bu işletmelerin bir kısmı, evet ki belki bilerek isteyerek ödemeyenler de var. Ama önemli bir kısmı belki işte personel maaşını tam ödeyemediği için o vergisini ödeyememiş durumda. Bunu da düşünmek lazım. Bu bir anlamda şeye dönüyor. Hani veremle savaş, veremliyle savaşa dönmüş oluyor. Öyle bir tablo yaratmış oluyor. Burada da dikkatli olmak lazım. İşte çek meselesi de olduğu gibi. Şimdi Türkiye'de, Anadolu'da ticaret çekle dönüyor. Bu çekle dönerken de doğaldır ki birçok problem çıkabiliyor, tıkanmalar olabiliyor. Elbette ki kötü niyetli kişi ve kurumlar var. Ama hani bütünle bunu yaydığınızda ticareti tıkayan bir durum da ortaya çıkmış oluyor oradaki ceza. Yani buradaki o sopanın doğru biçimde kullanılması, doğru yere vurulması, doğru şiddette vurulması gerekiyor. Bir diğer konu yine bu vergiyle ilgili özellikle mali müşavirler, serbest muhasebeciler kan ağlıyor. Çünkü bu evet.
6 aylık bilanço, enflasyon muhasebesi. Bakın şimdi yaz bitti, Eylül ayına geldik. Herkes işine döndü bir anlamda. Ama şeyler hiç tatile gidemedi. Mali müşavirler, serbest muhasebeciler ve çığlıkları da duyulmadı. En son işte bakanlık nihayet belli bir ölçeğin altındaki mükelleflerde bu şey bilanço evet. zorunluluklarını kaldırdı. Şimdi bu, dolayısıyla biraz nasıl söyleyeyim, hem piyasanın gerçekleriyle uyumlu hem de eldeki mevcut durumla da altyapıyla da uyumlu biçimde adımlar atmak gerekiyor. Yoksa tek başına işte enflasyonu düşürmek için biz bunları yapıyoruz. Evet yapıyoruz. İyi sonuçlar da var. İşte risk primi düşüyor Türkiye'nin vesaire. Doğru ama hani toplamına baktığımızda maalesef sadece mevcuttaki politikayla ne enflasyonu düşürebiliriz uzun vadede ne de büyümedeki şeyi istikrarı sürdürebiliriz. Mutlaka o zaman bire bize gelecek dediniz hocam. Yeni orta vadeli program biraz daha enflasyon ağırlıklı mı olacak bu durumda? Yoksa biz böyle tek başına bir enflasyonla mücadele programına hızlı bir evet. geçiş yapacak mıyız? Hani kısa ve acısız bir dönemi başlatacak mı? Biraz kısa ve acılı bir dönemi başlatacak mı hükümet? Ne bekliyorsunuz? Yoksa OVP ile mi devam edeceğiz? OVP ile devam edecektir. OVP şöyle tabii aslında IMF ile bizim borç ilişkimiz bittikten sonra bir anlamda bir otomatik izleme gibi düşünelim. Üçer yıllık hazırlanıyor ama her yıl revize edildi şimdiye kadar. Muhtemelen bu cuma da belki daha erken de olabilir. Yeni OVP'mizi göreceğiz. Burada dolayısıyla şöyle bir şey yok. Yani OVP bir enflasyonla mücadele programı değil, hedefler var burada. Hükümetin büyümeyle ilgili, enflasyonla ilgili, istihdamla ilgili. Vaatler ve hedefler. Da, evet, enflasyonda muhtemelen yukarı yönlü, büyümede de aşağı yönlü bir revizyon görebiliriz diye hocam, tahmin ediyorum. Hocam o zaman bütün bunların ortasında tabii sanayicilerin de çok sıkıntılı olduğunu bildiği için hükümet bir şekilde bir faiz indirimine gitme kararı verebilir mi mesela? Bekler misiniz? Ne bekliyorsunuz faiz? Tabii yani Ekim veya Kasım ayı gibi Merkez Bankası politika faizini indirebilir. Uluslararası doğru olur çok mu peki kurumda. Hocam sizce? Elbette. Yani olur mu? Bu ortamda tabii yani mevcut daralmayı dikkate aldığımızda ama sadece bununla sınırlı kalacağını düşünmüyorum ben. Şu ana kadar ihracatçılara açılan bir musluk var, alan var. Belki bunun zaman zaman kısılıp içerideki üreticilere, işte belli sektörlere teşvik olarak yansıyabileceğini düşünüyorum. Çünkü az önce de anlattığım gibi şu an ekonomi sadece enflasyon belasıyla değil, ortaya çıkan durgunluk, istihdam kaybı belasıyla da boğuşmak durumunda artık. Artık böyle. Evet. Yeni, ama kura dokunulmayacak anladığım kadarıyla. Yani mevcut yıl sonuna kadar beklemiyorum ben. Evet. Sinan Alçın çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Hanım, sağ olun. Görüşmek üzere diyoruz. Burada da noktalıyoruz gün ortasında değerli izleyenler. Önemli başlıklar var. Üreticiler Ramazan Kaya TGS'de üretimi azaltma noktasına geldik. Artık üretecek gücümüz kalmadı, isteğimiz de kalmadı. Çünkü ürettikçe daha çok borç batağının içine giriyoruz. Önümüzdeki haftalarda bu yönde bir açıklama yapabiliriz dedi. Bunun bir istihdama yansıması, ekstra yansıması olacaktır. Zaten 300 bin kişilik bir istihdam kaybı yaşandı son bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde malum biliyorsunuz. Sinan Alçın mutlaka revize bekliyorum. Hükümetin alacağı yeni kararlar var. Bu kadar durgunluğu kaldırmaz bu memleket, bu kadar genç nüfus, iş bekleyen. Mutlaka revizeler gelecek. Bir enflasyonla mücadele programı sürdürmüyoruz. Bu bir orta vadeli program. Hedefler ve vaatler biraz da mali para politikalarıyla, mali politikalarla desteklenen bir OVP'deki hedeflere ulaşılmaya çalışılıyor. Ama bir enflasyon politikası şu an sürdürülmüyor Türkiye'de. Sürdürülseydi 2002 yılına dönmek ve o dönemki yapılanlara bir bakmak gerekir dedi. Böyle özetlemiş olalım bugünü. Gün ortası tüm hızıyla başladı, devam edecek. Hayırlı bir Eylül ayı, yeni sezonlar dileyelim. Görüşmek üzere.